Antakya benim için mozaik demek ya. Medeniyet. Evet, böyle. Ha, tabii ki yani Antakya'da yemek çok güzel. Ne bileyim bir Titus Tüneli var. Yakında orada bir plaj var, uzun ve güzel. Camiler, kiliseler, sinagoglar ve hepsi size göstermeyeceğim. Yok, benim kafada başka bir plan var şimdi. Çünkü aynı anda burası el sanatı çok önemli. Ve o yüzden bir defa sadece böyle bir sanat turu yapmak istiyorum. Farklı farklı insanlar, farklı farklı yani şey ustalar. Bence çok hoş olacak. O yüzden ilk usta bekliyor benim için. Gelin beraber o güzel ustaların işe bakıyoruz. Antakya'da Herat Caddesi var ve burası çok eski bir semt. Şimdi o kadar eski ki yani gerçekten ben seviyorum böyle yerler. Çünkü burası bir mozaik var. Yani yanında Türkler, Araplar, Ermeniler, Katolikler yani ne varsa herkes de var burada eskiden. Hala inşallah böyle güzel bir mozaik var ama ben burası sevdim yani o eski binalar böyle bir iki katlı binalar. Yani buradaki yayalar için mesela o yer, taşlar yani o kadar güzel ki biraz daha ileri maalesef beton. Yani o doku yani otantik değil, orijinal değil ve yani bozuluyor o beton. Yani böyle bir yol mesela senelerce iyi duruyor. Neyse de çok konuştum. Ben şimdi tekrar geri döneceğim. Burada şimdi bir proje yapmışlar, evet. Boya yapmışlar. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz çok güzel düşündük, memnun kaldık. Çok memnun kaldık biz. Güzel oldu her taraf. Çok güzel oldu. Biz de bunu bekliyorduk zaten. İyi oldu yani. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Bu semte oturuyor musunuz? Ben işte şu çıkmazdayım zaten, şu kapı var ya. Orada evet. İçeride ben çıkmazın içindeyim. Merhaba. Merhaba. Biraz önce burada bir etkinlik var, sonra boya ile başladılar. Şimdi ne düşünüyorsunuz o boya hakkında? Gerekiyordu mahallemize ama çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Antakya bir mozaiktir ya. O kadar farklı insanlar var, o kadar farklı ustalar var ki. Şimdi burada mesela mozaik ustalar var, ahşap ustalar var. Söyle bakalım yani ipek böcek ustalar var. Ve Şadi Bey var. Şadi Bey dişçi. Ama sadece dişçi değil. Yok, büyük bir sürpriz burada bekliyor. Şimdi benim kafam çok karıştı. Benim eşim ön araştırma yaptı. Ya dedi, Wilco, ben bir cam ustası buldum. Çok enteresan iş yapıyor. Evet. Eskisi gibi camlar diye şeyler yapıyor. Yani çok enteresan. Ama adam aynı da dişçi. Şimdi ön yargılar, tamam yani ben karşıyım. Ama istersen istemezsen ön yargılar var. Evet. Ön yargılar, bir cam ustasının belli bir, ne bileyim, bir yapı var. Bir dişçinin başka yapı var. Ama şimdi o
İkisi birleştirmek gerekiyor ve bir anda dişçi cam ustası oluyor. Yani o enteresan geldi. Çok enteresan bir kombinasyon. Nereden çıktı ya? Şimdi şöyle, ben Antakyalıyım. Aha. Antakyalı insanların geçmişinde her şey var. Biz tarihi tekrar yaşıyoruz. Burada binlerce yıl bir sürü kültür yaşamış. İşte Roma, Bizans, Fenike, daha önce Hititler. Bunlar müthiş medeniyetler. Biz onların devamıyız sonuçta. Anadolu biliyorsunuz hep öyle. Yani mutlaka genetik aktarım olmuştur. Benim babam yıllarca cam yapmış. Bu gördüğünüz yeşil camları fabrikasyon hale getirmiş. Antakya'da binlerce yıldır cam yapılıyor. Buradaki insanların hepsinin içinde bir şey vardır. İşte hani dediniz ya, alakası ne? Diş hekimi, cam ustası. Diş hekimliğinde her şey var. Heykel var, tasarım var, mimarlık var. Her şey var. El yetenekleri gerekiyor, kuyumculuk var. Yani ben diş hekiminde öğrendiğim teknikleri, malzeme bilgisini, teknolojiyi hep kullanıyorum. Yıllardan beri kullanıyorum. Camı da o bilgilerimle yapıyorum. Camı kalıplarda şekillendiriyorum. Isıya dayanıklı kalıplarda şekillendiriyorum. Heykelsiz camlar yapıyorum. Ve sonra cam üflüyorum. Camı şekillendiriyorum. Eskitiyorum. Eski havası veriyorum. Sonuçta baktığınızda bu cam yeni mi eski mi? Tereddüdünüz başlıyor. Bu tabii gördüğüm eğitimin ciddi bir katkısı, ciddi malzeme bilgisi. Yani diş hekimliğiyle cam çok ilintili. Daha doğrusu diş hekimliğiyle el sanatları çok ilintili. Ben tabii niye başladım bu işe? Rahatlamak için, stres atmak için başladım. Önce yüzükler yapıyordum, heykelcikler yapıyordum. Daha sonra cama bulaştım ve camdan çıkamadım. Cam çünkü müthiş bir okyanus. Camın içinde kayboluyorsunuz. Yapacak o da çok iş var ki. Her biri farklı bir tasarım, her biri farklı bir iş, her biri farklı bir sonuç yaratıyor. Çok keyifli. Hatay bir cam merkezi mi eski? Tabii ki ilk üretim merkezlerinden birisi. Ve tarihlenmiş ilk cam. Milattan önce 1600 yıllarda burada bulunuyor. Açana'da bulunuyor, Reyhan'da bulunuyor. Şu an British Museum'da. Biliyorsunuz bir dönem burada Fransız hakimiyeti söz konusuydu. O dönemde İngiliz araştırmacılar, Amerikalı araştırmacılar buraya gelmiş, arkeologlar. Ve onlar buldukları eserleri tabii o dönemki yasalara göre, yönetmeliğe göre alıp yurt dışına götürmüşler. Şu an British Museum'da. Tarihlenmiş ilk cam. Cam zor bir malzeme. Yani cam ile çalışmak zor mu, tehlikeli mi? Ya şöyle, siz tanıyorsanız malzemeyi tehlikeli değildir. Ha kolay da değil. Nedir? Onun nerede, hangi ısıda nasıl yumuşayacağını, nasıl akacağını. Çünkü yer çekimiyle beraber akar biliyorsunuz. Onu bilmek lazım, onu anlamak lazım. Neyi katarsanız nasıl sonuç alırsınız? Hangi işte metal değdirirseniz hangi rengi elde edersiniz? Çünkü sonuçta cama metal oksitleri renk veriyor. Bu mavi mesela kobaltın mavisidir. Kobalt oksitleri binlerce yıldır en çok sevilen renk budur. Bakır katarsanız bakır kırmızı renk verir. Ama değişik ısı seviyelerinde siyaha da kaçtığı olur. Gümüşü katın bazen duman rengi elde edersiniz ama bazen kırmızıya kaçar, beyaza gider. Altın katın altın kırmızı renk verir gibi. Yani bunlar titanyum kattığınızda titanyum beyaz verir. Krom kattığınızda yeşil ve yeşilin tonları çıkar ortaya. Yani bunlar hep deneme yanılma yoluyla elde edeceğiniz şeyler. Tabii biz bazen metali burada kattığımız için menevişli böyle alacalı bulacalı farklı renkler çıkıyor. Ve biraz o malzemeyi, o ürettiğiniz şişeyi eskittiğinizde bir Roma şişenin hemen hemen aynısını elde etmiş oluyorsunuz. Teknolojiyi kullanarak. Vatandaşlar yeterli ilgileniyor mu o cam işi? Şöyle yeni yeni, özellikle son dönemde Antakyalılar da anladı. Bana birkaç yıldır grup halinde öğrenciler geliyor. Misafirler grup halinde geliyor ve sahiplenmeye başladılar. Burada buluşuyoruz ve beraber cam çalışıyoruz, sohbet ediyoruz. Ve sonuçta buradan mutlu ayrılıyorlar. Son dönemde öğrenciler çok geliyor. Bugün mesela bir grubumuz vardı. İlkokul 3. sınıf çocukları. Çok güzel sohbet ettik ve onlara epey bilgi aktardık. Burada camın nasıl yapıldığını görünce çocuklar çok etkileniyor. Bu onlarda iz bırakıyor. Ana sınıfı çocukları bile buraya geliyor. Öğretmenleri getiriyor onları.
Onlarda işte birkaç tane iz bırakırsanız yeter zaten. Hayat boyu o şeydir. Unutmayacaktır çocuk onu. Ve ondan sonra başka arayışlara girecektir. Zaten hedef o. Yani siz çocuklara güzel şeyler öğretirseniz uzaklaşır. Kötü şeylerden uzaklaşır. Ya şimdi böyle bir durum var. Yani ben artık o çocuklar gibi bir heyecanlı oldum. Yani siz biraz bir şey gösterebilir misiniz? Nasıl çalışıyorsunuz? Tabii tabii tabii. İsterseniz bir parfüm şişesi yapmaya çalışalım birlikte. Tamam. Şimdi Antakya'da ipek yetiştiriyorlar ve o nasıl yapıyorlar? Şimdi bir koza gerekiyor. O kozadan ipek çıkıyor. Ama böyle bir sürpriz var. Benim eşim Gonca ipek böcekleri çok seviyor. Her gün onları beslemek gerekiyor. Yapraklar şey kopartıyorum, onları veriyorum. Ya Gonca o yapıyor tabii ki. Ama geçen sene o kadar ipek böcekleri çıktı ki ve kelebekler. Yani biz yumurtalar ile ne yapacaktık dedik. Şimdi burada bir dükkan var ve bu beyefendi bizim yumurtalar verdik. O yüzden yani şimdi burada o abiyle biraz konuşmak istiyorum çünkü merak ediyorum yani benim yumurtalar ile ne oldu? Gerçekten merak ediyorum. İpek böceklerinin koza gördüm. Ya dedim yani mutlaka biraz sohbet etmek istiyorum. Çünkü ben yavaş yavaş kafayı yiyorum. Şimdi böyle bir durum var. Benim eşimin ipek böcekleri var. Evet. Onlar çok yaprak yiyorlar. Evet. Her gün gerçekten yani ne bileyim 5-6 defa o yaprakları değiştirmek gerekiyor mu? Tabii. Şimdi onların altından daha önce 200 günlük yedirmişseniz onu 3-4 gün üzerinde üst üste koymamak lazım, değiştirmek lazım. Mesela o yaprakları üzerine koyduğun zaman zaten alttakiler yapraklara çıkacak. Taze yaprakları bu şekilde çekip değiştirebilirsiniz yerlerini. O altta kalacak olanları da hemen atmayın. Niye atmayın? Çünkü içinde böcekler girmiş olabilir. Ondan sonra yukarı çıktığı zaman onların üzerinde de yaprak koyarsınız. Yaprak kokusuna gelirler. Evet, evet. Yani böyle hemen kaçmak istiyorlar. Ama ben sizin kozalarını duydum. Sizin kozalar çok güzel. Meşhur. Evet. Ve çok enteresan. Şimdi ben biraz dükkanda baktım ama görmedim. Kozalardan ya beyaz çıkıyor
Ya sarı ama nasıl güzel derin bir sarı çıkıyor. Burada böyle bir kumaş görmedim. Şimdi ben sizin sayenizde o kumaşları yapacağım. Tamam. Nasıl? Şimdi bizim elimizdeki şu andaki o sarı kozada ama sizdeki kozada değil. O sarı böcekte bir hastalık oldu Hatay'da. Hastalık olunca o sarı tohumu iptal ettiler, o kesildi. Sonra Bursa Japon ortaklığıyla bir Japon tohumu çıktı. O çok güzel. Bizim bu bahsettiğimiz bizimdeki kozalar. Kesintisiz kozasını ipek böceği 1500 metre örüyor onu. Ve çok güzel bir şekilde onlardan ham ipek çıkıyor. Ama sizdeki kalite de çok güzel. Ve o Hatay'da bitti diye ona Hatay'da sarı Hatay sarısı derlerdi. Gerçekten. Hatay sarısı derler ona. Şimdi ipek böceği beslenmesi çok azaldı, bitti sayılır. Fakat yani yorucu bir iş. Çok böcek besliyorsun, çok yaprak koparıyorsun, yoruluyorsun filan. Ama zevkli bir iş. Bu işi seven yapar. Bizde evde çok böcekler var, yetiştiriyoruz. İpek böceği evlerimiz de var. Çok yetiştiriyorlar. Evet ve çok zaman istiyor. Bakım evet. Çok da kolay evet, değil. Evet, evet, evet. İpek böceği böyle bir koza yapıyor. Sonra ya o koza, yani kozadan çıkıyor mu? İpek böceği yumurtadan, lavradan çıktığı zaman tut yaprağını doğrayarak yediriyorsun. Sonra onu 40-45 gün tut yaprağından beslendikten sonra o ufak gözde görülmeyecek kadar böcek 9 santim uzunluğunda oluyor. Ağzından 1500 metre ipek lifi çıkıp kendini kozaya hapsedip yapıyor. Ve kozalarını örüyor. O kozalar bir hafta 10 gün içerisinde biz onları alıp işlememiz lazım. Ve çok güzel ipekler çıkıyor. Benim dedemin zamanında 300 tezgah vardı. Çok azaldı. Yapan kalmadı zor bir meslek olduğu için. Sonra dedem Ermenilerden öğrendi, babam bize aşıladı ve biz çok severek içinde yatıp kalkıyoruz. Çok seviyorum böcekleri, dokumayı, tezgahı. Evet. Çünkü bu tezgah yeni bir tezgah değil. Benim bu tezgah dedemin tezgahı 150 yıllık. Bu meki elimizle atarız karşı karşıya. Dedem öyle çalışırdı. Yani bu çekme, bu yoktu bu. Aha. Yani şu yoktu. Evet, siz burada çekiyorsun evet. Sonra yani gidiyor. Bu, yani bu yuva gidiyor. Yoktu, yuva yoktu. Evet. Biz elimizle alıp, atıp, çep yaparız. Günde 1 metre, 80 santim, 70 santim dokuyorduk. El emeği yapılmış ipir ipeği, sarı koza veya kalın kirman veya beyaz ipek elle yapılmış, elle çekilmiş olan otomatik tezgahlar da zor olur. Bunları nasıl el emeği olmuşsa, devamı dokunacağı zaman yine el emeği olarak çalışılması lazım. Şimdi yani ben kumaş hakkında çok da fazla bir şey anlamıyorum. Bu ipektir. Evet. Değil mi? Evet. Yani şimdi İpeğinin farklı ve pamuğunun farklı nasıl anlıyorum? İpeği ipek olup olmadığını denemek için bunu yaktığım zaman alevi açıp üzerine koyduğum zaman bu şekilde çakmağı söndürdüğüm zaman bu sönmesi lazım. Bu sönmezse demek ki pamuktur. Sönmeyip de sert gibi taş gibi olursa sentetiktir. Ama sönüp de yanmazsa ve sigara külü gibi bu şekilde dağılırsa demek bu ipektir. Ve bunun özelliği kokusu aynen saç ve kelle kokusu gibi kokusu var. Pamuk çok güzel. Çok sağlıklı, çok sıhhatli. Ama ipek kadar değil. İpek dünyanın en sağlıklı, en sıhhatli giyimi. Üzerinde ipeği giydiğin zaman bir pantolon, bir gömleğini hatta iç çamaşırını sanki üzerinde bir şey yokmuş gibi kışın sıcak, yazın serin tutar. İpek dediğini en soğuk zamanda da giyebilirsin. Ama mağazadaki satılan ipeği giyersen o naylondur. O kışın soğutur. Ama tabii ki bir tane problem var. Yani ipek biraz pahalı bir madde. İmalat yerine gelen bir müşterimiz buradan pahalı almaz ipeği.
Buradaki fiyatlarımız çok çok uygun. Ama buradan gittiği zaman, başka yerlerde satıldığı zaman tabi burası gibi olmaz. Bu gördüm. Ben bayıldım. Ben şaşırdım. Çünkü böyle içine... Şöyle buradan tutar mısınız? Şimdi bakın, bu 3 katlı bir şal. Bunun atkısı, bak çözgüsü, benim beyaz kozadan yapılmış. Bunun atkısı, sarısı, şu üçündeki açık sarı, sizin yaptığınız o sarı kozadan yapılmış. Bir de bu çok özel dokunmuş, böyle biraz kaldırın. Bu kumaş, bu da kumaş, ortasında ipek çözgüsü var bakın. Çok güzel çünkü yani. Çok özel bir şalımız bu. Evet. Siz o nasıl yapıyorsunuz? Bunu biz dokunma tezgahlarında, evdeki atölyede dokuyoruz. Evet. Çok özel dokunuyor. Yani bu 2 günde ancak bir tane şal dokuyoruz. Nereye gidiyorsam ben taşlar topluyorum o yerde. Mesela Kayaköy'de güzel taşlar buldum. Bafa Gölü'nde güzel taşlar buldum. Oltu'da güzel taşlar buldum. Şimdi benim ekibim böyle yani espriler yapıyor. Yani Vilko, sen manyak mısın? Yok diyorum, neden? Yani o taşları ne yapıyorsun? Şimdi böyle bir şey var. Ben büyük bir akvaryum yapmak istiyorum. Biliyor musunuz yani güzel böyle küçük balıklar için. Ve o akvaryum için bütün Türkiye'deki enteresan değişik taşlar topluyorum. O akvaryumda güzel böyle bir tasarım yapıyorum. Şimdi o yüzden taşlar benim için çok değerli. Ama şimdi Antakya'da bir taş ustası var. O adamın hayatı taştır. Yani o adam o kadar güzel, o kadar enteresan ve muhteşem heykeller, yüzler, portreler yapıyor ki taştan. Herhangi taştan. O yüzden şimdi ustaya gidiyorum. Çünkü galiba bazı şeyler öğrenebilirim ustadan. Kaç senedir burada, bu köşede oturuyorsunuz, çalışıyorsunuz? Vallahi bu köşede takriben 25-26 yıldır oturuyorum. Ve yerimi de pek değiştirmedim. Fakat gene unutma, bu köşede binlerce Defne, binlerce Venüs, binlerce Sokrat, binlerce Aristo, yüzlerce Apollo, Zeus, Venüs, Hipokrat, hatta Epikur'dan Aristo'ya, Sokrates'ten Zenon'a neler yaptık neler. O ustalık hakkında çok merak ediyorum. Yani onlar o dönemde nasıl çalıştı? Şimdi siz burada artık o iş ile devam ediyorsunuz. Şimdi yaptığımız sistem, hemen hemen çalıştığımız sistem aynı sistem. Yani ilkel aletlerle, yani bıçaklarla, keskilerle, türpülerle, çekiçlerle taşa giriyoruz. Ve bitirene kadar çalışıyoruz. Tabii ki sistem aynı sistem. Fakat müşteriler çok azaldı. Yani bu kadar güzel sanat yapmamıza rağmen gene yaşamakta veya sanatı canlı tutmakta zorlanıyor. Mutlaka sonra daha iyi olacak. Çünkü Hatay, Antakya o kadar bir hazine ki, o kadar bir mozaik, muhteşem. Zaten bu Hatay'ın hoşgörüsü olmazsa, Hataylı insanların hoşgörüsü olmazsa çoğu kişi diyorlar ki bu atölyenin yaşaması, yaşayabilmesi, ayakta durması hemen hemen imkansız gibi bir şey. Yani biz çevremize borçluyuz. Bu atölyeni burada barındırmakta, burada yaşatmakta, burada diretmekte. Şimdi siz genel olarak taşlar dağlarda buluyorsunuz. Tabii ki. Siz buluyor musunuz? Vallahi şimdi eskiden ben getiriyordum devamlı olarak. Fakat şimdi bazı arkadaşlar var, çoban falan. Diyoruz ki taşı bulduğunda ayır, getirirsin. Birkaç kuruş da para kazanırsın. Böylelikle hem biz zaman tasarrufu yapmış oluyoruz, hem onlara da biraz olanak sağlamaya çalışıyoruz. Bu işi yaşatmak için direniyoruz. Fakat taşlarımız o kadar güzel oluyor ki, yani siz bile şaşırıp kalacaksınız.
taş meselesi nasıl başladı? Taşın başlangıcı yani atalardan kalmadır. Yani baba, dede. Bizim yaptığımız sadece onu, yani ben küçüklüğümde taşların içinde buldum kendimi. Yani böyle bir küme olmasa bile küçük bir küme vardı. Yani keser de vardı, bıçak da vardı, testere de vardı. Ve dolayısıyla yani devamlı çalışa çalışa, tabii ki aşkla çalışa çalışa. Yani parasını pulunu düşünmeden. Ve işte böyle gördüğünüz şimdi küçücük bir taştan şöyle bir Apollo defne yaratmaya çalışıyoruz. Ve siz o iş gerçekten seviyorsunuz. Zaten valla bu iş sevgi olmasaydı, aşk olmasaydı yani parasına puluna yapılmaz. Yani milletimizin sanata ayıracak pek o kadar parası yok herhalde. Biraz da belki de bilinç açısından da zayıfız. Yani çünkü taşı satın almak Türkiye'de bayağı bir olaydır. O taşın mücevher olması lazım. Siz böyle farklı farklı stiller yapıyorsunuz yani birbirine. Evet. Yok, hayır, çok farklı stiller yapıyoruz. Bir de özellikle son zamanlarda kendi dizaynımızı katıyoruz. Yani kendi dizaynlarımız ön plandadır. Ve hatta en fazla satılanlar o bizim dizayn olanlar. Bir de unutmayalım ki her harabede, her müzede gördüğünüz Zeus veya Aristo veya Sokrat veya Venüs ayrı ayrıdır. Ayrı bir kişi tarafından yapılmış, ayrı bir formdadır. Aynısını yapmaya çalışmışsa bile gene farklılıklar vardır. Tabii ki. Yani olmaz lazım. Yani ya farklı bir usta, farklı bir taş, farklı tabii bir doku. Tabii ki. Mutlaka. Evet. Mutlaka. Burası hala bitmemiş mi ya olmadı mı? Bitmemiş, yarı bırakılmış, çeyrek bırakılmış, yapılmış, atılmış, daha sonra tekrar ele alınacak. Yani bu bitmiş falan değil. Bitmişler içeride. Siz o zaman yani burada yani gerçekten burada o kadar farklı taşlar var ki yani ve hepsi bir anı beraber. Siz sabah erken geliyorsunuz, siz böyle bakıyorsunuz. Ya bugün ben bu parçayı yapacağım diyor musunuz ya? Aynen. Sipariş falan yoksa, özel bir işim yoksa aynen öyle yapıyorum. Yani herhangi bir taşı elime alıyorum, okumaya çalışıyorum ve işe başlıyorum. Çünkü bugün sizin hissettiği duygusu, psikolojisi farklı, yarın farklı, o yüzden... Aynen, aynen. Hatta bazen yoruluyorsunuz herhangi bir taştan, şöyle bir kenara bırakıyorsunuz, başka bir işe başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu başka bir güne kalıyor. Evet, rahat başladım ve bu programı rahat bitiriyorum. Ama gerçekten yani ortada biz o kadar koştuk ki inanılmaz. Çünkü yani ustadan ustaya gittik ve ben çok keyif aldım onlardan. Mesela o cam ustası. Ya adam aynı anda dişçi, aynı anda cam ustası ya. Ve ne kadar güzel böyle o cam üflüyor. Bir anda böyle muhteşem bir balon oldu. Pat, kırılıyor. İş ile devam ediyor. Sonra tabii ki ya o heykelci amca, o taş ustası. Ben o adam daha önce görüştüm, tanıştım, konuştum, sohbet ettik ve inanılmaz keyifli bir sohbet oldu. O zaman biraz daha genç gösteriyordu çünkü 10 sene önce. Ama o 10 sene içinde adamların kaliteyi gerçekten arttı. Ya o detaylar çok daha spesifik, çok daha güzel oldu. Yani o Zeus ya Apollo ya Daphne ya Venus, onların kafa, onun ifadesi ya çok muhteşem. Ve tabii ki ipek. Bu siklus yani bu yumurtadan kelebeke kadar o bütün proses görmek o çok enteresan bir şey. Böyle düşünüyorum. Yani mesela çocuklar hayat siklusu anlamıyorlar. Şimdi en basit, en kolay örnek olarak bu ipek böcekleri. Yumurtadan böcekten kelebeke kadar gidiyor. Ve şimdi orada sonra bir kelebek olarak iki türü var. Birisi koza içinde kelebek öldürüyorsun, yani kaynatan su içinde ve o zaman ipek çıkartıyorsun. Ya diyorlar,
organik bir ipek, o zaman o kelebek kozudan çıkıyor ve sonra o ipek ipi çıkartıyorsun. O zaman o ip o kadar uzun olmuyor. Ama yani doğal istiyoruz değil mi? Bence Hatay çok güzel oldu. Ben biliyorum yani hepsi gösteremedim maalesef. Yani hepsi göstermek istiyorum ama o zaman siz 5 saat sonra hala televizyonun önünde oturuyorsunuz ve izliyorsunuz. Çünkü Hatay o kadar dolu ki, o kadar bir hareket var ki çok sevindim. Gerçekten çok beğendim. O yüzden yani muhtemelen sonra tekrar geleceğim ama artık bu program bitti. Teşekkürler, görüşürüz.